Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Risale-i Nur okumalarımızda 10. sözde 12. sureti dün itibariyle okumuştuk. 12. suretle beraber suretler bahsinin finali gelmişti. Onun da sözünü bugüne vermiştik. Evet, bugün suretler bahsinin son metnini, son bir sayfasını, söz basımının mizampajına göre diyelim, son bir sayfasını da okuyup İnşallah suretler bahsine veda edeceğiz. Ardından mukaddime bölümü başlayacak. Haşr Risalesi'nin mukaddime bölümü, 10. sözün mukaddime bölümü. Buraya da işaretler bahsi diyoruz. Çünkü içindeki bölümlendirme birincisinde suretler şeklindeydi. Burada ise işaretler şeklinde. Birinci işaret, ikinci işaret. Bakalım toplamda kaç işaret var? Evet, 4 işaret var. Sonra bu işaretler bahsinin ardından hakikatler kısmı başlayacak. Hakikatler kaç tane gidiyormuş, ona da bir bakalım. Evet arkadaşlar, 7. hakikat, 8. hakikat, 9. hakikat, 10... 11, 12 hakikat var. Ondan sonra hatime bölümü. Ondan sonra da ekler başlayacak. Yani 10. sözün ekleri başlayacak. Tabii bizim daha almamız gereken çok mesafe var. Bugünden olmamış çocuğa elbise biçmeyelim. Fakat Allah'ın izniyle, inayetiyle, lütfuyla, keremiyle ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi suretler bahsinin başı belki bundan 10 gün, 15 gün öncesiydi. Bugün suretler bahsinin sonundayız elhamdülillah. Pekala, yine Haşr Risalesi'nin başına dönelim. Başında bize öğretilen güzel bakış açısını, o ilk adımı, o ayetin bize verdiği perspektifi hatırlayalım. Ardından final bölümümüze geçip orayı da okuyup tefekkürünü etmeye çalışalım. 10. söz Haşr bahsi. İki ayeti kerimeyle başlıyor. Birincisi Bismillahirrahmanirrahim. Bu ayet bütün ayetlerin anahtarı. Onların hem geliş sebebini açıklıyor, hem nasıl görüleceğini açıklıyor, hem de neye ulaştırmak istediklerini açıklıyor. Yani ayetler bize bir, Cenab-ı Hak Allah Rahman ve Rahim olduğu için bağışlanmıştır, verilmiştir. İki, ayetler bize ancak Allah, Rahman ve Rahim penceresinden bakarsak kendilerini okuttururlar. 3. Ayetler bizi yine Allah, Rahman ve Rahim bilincine, yani Cenab-ı Hakk'ın öyle olduğuna, yani isim, sıfat, şuunat bilgisinin o tonlarla başlayan okumasına götürmek için varlardır. Yani Bismillahirrahmanirrahim bizim okumalarımızın, tefekkürlerimizin, zihni mesaimizin hem başıdır hem sonudur. Hem başlangıcımızdır hem sonucumuzdur. Hem bidayetimizdir hem nihayetimizdir. Bunu defalarca bu suretler bahsinde hatırlamaya çalıştık. Pekala, ikinci ayetimiz hangisi? İkinci ayetimiz de Rum suresinin 50. ayeti. Estağfirullah. فَنْظُرْ اِلَىٰ اَثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ ذَٰلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنْ قَد۪يرٌ Bu ayetin kısa bir meali şu şekilde: şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine, yeryüzünü ölümün ardından nasıl diriltiyor? Bunu yapan elbette ölüleri de öylece diriltecektir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Rum suresinin 50. ayetiydi bu. Daha meal düzeyinde ayetle muhatap olduğumuzda şunu gördük. Bahar, haşrin delilidir. Çünkü aralarında bir diriliş ilgisi vardır, benzerliği vardır.
nasıl haşirde insan türü dirilecekse, baharda da milyonlarca tür dirilmekte. Ya da tersten söylemiş oldum, doğrusunu söyleyeyim. Nasıl baharda yüz milyonlarca tür aynı anda diriltiliyorsa, bilip bilmediğimiz birçok canlı hayata tekrar döndürülüyorsa, kışın ölüm gibi halinden baharın hayat gibi haline çevriliyorsa, aynen öyle de insan da kendi haşriyle kışından baharına çevrilecektir. Ayet bunu ilk önce bu zeminde işaret ediyor. Sonra ne diyor? İki şeye dikkatimizi çekiyor. Rahmet ve kudret. Neden? Rahmet baharın gerekliliğine işaret ediyor. Kudret de baharın olabilirliğine işaret ediyor. Yani bunu haşre vurursak şöyle diyebiliriz. Rahmet haşrin gerekliliğini ifade ediyor. Kudret de haşrin olabilirliğine işaret ediyor. Ne demek bu? Yani Cenab-ı Hak neden bu kadar canlıyı tekrar hayata döndürüyor? Rahmetinden dolayı, ikram etmek istemesinden dolayı, lütfetmesinden, rızık vermesinden, ne bileyim şenlendirmesinden, sevindirmesinden vesaire vesaire. Onları iktiza eden kemalinden dolayı onları hayata çeviriyor. Böyle bir rahmet iktiza eder ki onların en sanatlısı, en güzeli, misali musagara alemin olan, yani küçük bir numunesi olan insanı da ebediyen helak etmesin. Onu da tekrar ölümünden sonra hayata çağırsın, döndürsün, ikramına devam ettirsin, gerektirir. Baharı yaratabilen kudret de yine imkan verir ki insanın türü de tekrar yaratılabilsin. Yani insanın yaratılışı bahara kıyasla çok kolay bir iştir. Elbette Cenab-ı Hak için zor kolay diye bir şey yok. Onun zatındaki kudrete bir sınır koyamadığımız için, öyle bir sınır söz konusu olmadığı için onun için zor kolay olamaz. Zor kolay kelimeleri kudretinde sınır olanlar için kullanılır. Benim iki tane elim var, üç tane şey versen tutamam, benim için zordur. Neden? Çünkü sınırım var, iki elim var benim. Veya işte koşabileceğim hız sınırlı benim, beni koşabileceğim süre sınırlı benim. Beni bir yere koşturduğun zaman bu sınırları düşünmek zorundasın. Kısa mesafe ise kolay dersin, uzun mesafe ise zor dersin. Kısa zamanda istiyorsan zor dersin, uzun zamanda istiyorsan kolay dersin gibi gibi. Sınırlarımızdan dolayı bize zor kolay kavramları dünyamıza dahil oluyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatındaki kudretin bir nihayeti yok. O yüzden ona zor kolay da yok. Fakat bizim anlayışımıza bir kolaylık olsun diye Cenab-ı Hak haşri, baharı misal olarak gösteriyor. Onu yapıyorum, kudretimi size ispat ediyorum. Burada ispat ettiğim kudret gösterir ki haşri yaratmakta da benim için bir zorluk yok. Hani kudretin zati olması meselesine dair de şöyle bir misal konuşmuştuk geçmiş derslerimizde. Belki küçük sözlerin birisinde bu mevzu açılmıştı. Onu tekrar hatırlayalım. Mesela 3 tane bez olsun elimizde. Bunlardan bir tanesi hiç suya batırılmamış olsun. Diğeri bir parçacık suya batırılmış, çıkarılmış olsun, sıkılmış olsun ama nemli kalsın. Üçüncüsü de tas tamam suya batırılmış olsun. Bir de suyun kendisi orada yanında bulunsun. Yani 4 tane öğe. Hiç ıslanmamış bez, biraz ıslak bez, çok ıslak bez ve suyun kendisi. Şimdi ilk bez ne kadar ıslak dersek hiç değil deriz. İkinci bez ne kadar ıslak dersek biraz deriz. Üçüncü bez ne kadar ıslak dersek çok deriz. Ama suya geldiğimizde su ne kadar ıslak diye sormayız. Bu soru bize mantıksız gelir. Çünkü su ıslaklığın zaten kaynağıdır. Yani tabiri caizse bu ifade belki doğru değil ama suyun zati özelliği gibidir. Temsil misal. Zati özelliği gibidir. Suya ne kadar ıslaksın diye sorulma. Su zaten sonsuz derece ıslaktır. Islaklığın kaynağıdır. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hakk'ın kudreti de zatidir. Ahmet'e sorarsın ne kadar güçlüsün. Mehmet'e sorarsın ne kadar güçlüsün. Mustafa'ya sorarsın ne kadar güçlüsün. Çünkü onların güçlerinde sınır var. O gücü Cenab-ı Hak'tan alıyorlar. O güç onlarda arizi. Cenab-ı Hak onlarda yaratıyor kudreti.
Yani onlar üzerinden yaratıyor onların güç yetirebildikleri şeyleri. Biz buradan bir kıyas yapıyoruz. Ama Cenab-ı Hakk'ın zatı için böyle bir şey söz konusu değil ki. Nasıl o bezler ıslandıkça, suya muhatap oldukça aralarında bir nispi ıslaklık şeyi oluşuyor. Mahlukat içinde Cenab-ı Hakk'ın kudretinden bağışladığınca bir nispiyet oluşuyor. Ama şimdi kendisine döndüğümüz zaman Cenab-ı Hakk'ın kudreti ne kadar? Bu çok mantıksız bir soru. Cenab-ı Hak kudretin zaten kaynağıdır. Bizdeki kudret sandığımız şey aslında sanrıdır. Cenab-ı Hak bizde yaratıyor onu. Bizim kudretimiz değil. Gibi gibi yani böyle bir misalle bir parça zihnimize yaklaştırabiliriz. Zaten bir de görüyoruz ki bak bir sürü yaratılış, tecelli, yoktan vara çıkarış hatta kainatta görünüyor. Yani buna bir ölçü nasıl tayin edeceğiz? Bu ta bilmem evrenin en köşesindeki yıldızdan, yeni oluşmakta olan gezegenden, kara delikten, şundan bundan tutun, ta evrenin başka bir köşesindeki başka bir olaya kadar hepsi onun kudretinde, tasarrufta, zerresinden en büyük resme kadar. Bu kudrete nasıl biz sınır koyacağız? Koyamayız ki. Sonsuz bu kudret. Belli yani. Sağdaki yansımasından belli. İlâ ahir. İşte bu kudret bize gösteriyor ki Cenab-ı Hak için haşir zor bir mesele değil. Rahmeti iktiza ettikten sonra onu elbette şan-ı rububiyet iktiza ettiğince yapar. Ol der, olu verir yani. Kün feye kün. Onun için zor bir şey yok. Evet, ihtar kısmını da okuduktan sonra final bölümümüze geçelim. İhtar. Şu risalelerde teşbih ve temsilleri hikayeler suretinde yazdığımın sebebi hem teshil hem hakaik İslamiye ne kadar makul, mütenasip, muhkem, mütesanit olduğunu göstermektir. Hikayelerin manaları sonlarındaki hakikatlerdir. Kinayat kabilinden yalnız onlara delalet ederler. Demek hayali hikayeler değil, doğru hakikatlerdir. Burayı tekrar tekrar çok konuştuğumuz için sizi de sıkmamak adına açmıyorum. Doğrudan final bölümümüze geliyoruz. Önce baştan sona bir okuyalım. Adetimiz olduğu üzere ondan sonra tekrar başına dönüp ince ince tefekkür etmeye çalışalım çabımız yettiğince. Elbette dilimize hakikat babında ne gelse Cenab-ı Hakk'ın El-Hadi isminden bir bahşidir, onun hidayetidir. Şüphesiz insanları doğru yola getiren de orada tutan da odur. Havul da ondandır, kuvvet de ondandır. Biz de onun rahmetine, keremine sığınıyoruz her işimizde. Sakın zannetme, tebdili memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Böyle bir metin karşımıza çıkacak demiştim. İleride yine çıkacak ama burada da söyledi. Sakın zannetme tebdili memleket delilleri bu 12 surete münhasırdır. Belki had ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki şu kararsız mütegayir memleket zevalsiz, müstekar bir memlekete tahvil edilecektir. Hem had ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarrı daimisine gönderilecek. Bahusus gel sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. Bahusus gel sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir bürhan daha göstereceğim. İşte gel bak şu uzaktaki görünen cemaat-ı azime içinde evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver-i Ekrem bir tebliğatta bulunuyor. Gidelim, dinleyelim. Bak, o parlak Yaver-i Ekrem, bak, o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki, hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir.
Bu da yine bir hadis-i şeriften mülhem gibi geldi bana. Gerçi burada söz basım not olarak vermemiş ama neydi o hadis-i şerif? Dünya müminin zindanı, kafirin cenneti, değil mi? Neden öyle? Çünkü kafir bu dünyada yaptığı iyiliklerin karşılığını görüyor. Cenab-ı Hak ona bu dünyada veriyor yaptığı iyiliklerin karşılığını. Ama mümini ahirette verecek. Alelekser elbette bu dünyada da bağışları çoktur. Yine had ve hesaba gelmeyecek nimetleri vardır. Ama cennetine kıyasla baktığın zaman müminin zindanı gibidir bu dünya. Kafirin de cehennemine baktığın zaman bu dünya onun cenneti gibidir yani. Hadis-i şerif bize bu hakikati anlatıyor. Bununla ilgili de şey derler. Bir gün Hazreti Hasan radıyallahu anh Peygamber Efendimizin torunu atla geziyormuş galiba. Bir tane Hristiyan mı Yahudi mi fakir birisi biraz da üzengisinden tutmuş. Demiş ya halife dinle bir şey soracağım. O da demiş sor. Demiş sizin efendiniz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kastediyor. Buyurmuş ki işte dünya kafirin cenneti müminin zindanıdır. Ama demiş benim halime bak senin haline bak. Sen demiş asil bir ata binmişsin. Asil bir haldesin. Üzerinden Cenab-ı Hakk'ın nimetleri akıyor. Ama ben halime bak. Fakir birisiyim, muhtacım, şöyleyim, böyleyim. Ama ben kafirim, sen Müslümansın. O zaman bu hadis nasıl doğru oluyor? Ben şu an zindanda yaşayan benim demiş yani. Onu demeye getirmiş. Hazreti Hasan Efendimiz de radıyallahu anh aynen bu zeminde cevap vermiş. Demiş ki yani sen ahiretteki hallerimizi görsen o zaman böyle söylemezsin ya. Sen tamam bu dünyada da fakirsin ama cehennemde yaşayacağına göre bu dünya senin yine cennetin. Benim de bu kadar asaletime rağmen, servetime rağmen, imkanıma rağmen benim de cennetime kıyasla bu dünya yine zindanım. Evet. Hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. Padişahımızın makar-ı saltanatına gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebliğatta bulunuyor. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir veçk ile kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman padişahın fermanı olduğunu kat'i bilir. Ve o parlak yaver-i ekremde öyle nişanlar var ki senin gibi körlerden başka herkes o zatı padişahın pek doğru tercümanı evamiri olduğunu yakinen anlar. Acaba o yaveri ekrem o ferman-ı azamla beraber bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdili memleket meselesi hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet kabil değil illa ki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Şimdi ey arkadaş söz senindir. Söyle ne diyorsan de. Hikayenin başını hatırlayalım. İki arkadaş vardı. Bunlar bu gezegene mi diyelim, ülkeye mi diyelim, memlekete mi diyelim geldiler. Ve çevrelerinde gördükleri şeylere göre kendilerince birer tefekkür geliştirdiler. Birisi yanlıştı, birisi doğruydu. Şimdi doğru olan meramını anlattı haşir üzerine. En nihayet sözü karşısındakine veriyor. Şimdi ey arkadaş söz senindir söyle. Ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki elhamdülillah. Elhamdülillah. 100.000 defa şükür olsun ki vehim ve heva tahakkümünden nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindandan halas oldum. Ve inandım ki bu karma karışık, kararsız misafirhanelerden başka
ve kurbu şahanede bir diyar-ı saadet vardır. Bir de bir diyar-ı saadet vardır. Biz de ona namzediz. Demek ki arkadaş da dersini almış. İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye-i temsiliye burada tamam oldu. Suretler bitti. Şimdi tevfik-i ilahi ile hakikati ulyaya geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz diyor. Yani hakikat 12 tane ama ondan önce işaretler de var. Onları da işleyeceğiz. Burada bahsedilmese de. Peki hala başa dönelim tekrar. Öncelikle bütünü ne söyledi bize bu paragrafın, bu final bölümünün, bu hatimenin, suretler bölümünün hatimesinin bütünü bize ne söyledi? Ben şöyle bir şey çıkarıyorum Allahu Alem. Efendimizin nübüvveti ve Kur'an'ın mucizeliği de ahiretin delilini oluşturuyor. Hani bir veya bir öncekinde, ondan da öncekinde yani demiştik, akidemizin her bir parçası diğerine yaslanmaktadır. Girift bir halde birbirine tutunmaktadır. Bunlardan birisini çektiğiniz zaman adeta binadan çekilmiş tuğla gibi binayı devirir. Şunu inkar edeyim ama yine Müslüman kalayım, bunu kabul etmeyeyim ama yine Müslüman kalayım, olmaz öyle bir şey. Ehl-i sünnet vel cemaat akidesinde, eşarilikte, maturilikte her ne varsa hepsini kabul etmekle biz mükellefiz. İmanımız bu omurga üzerinde duruyor. Ya Müslümanım ama içkinin haram olduğuna inanmıyorum. Olmaz. Ya Müslümanım ama namazın farz olduğunu düşünmüyorum. Olmaz. Yani bunlarla Müslümanlık olmaz. Müslümanlığımıza çok büyük zarar verir bunlar. Akidemize de çok büyük zarar verir. Daha bunlar detay şeyler. Bir de büyük, en büyük akidemizin esas altı rüknüne bakalım. Bunlardan birisinden fedakarlık etmek bizim için mümkün değildir. Vazgeçmek mümkün değildir. Ya melekler var mı yok mu? Olmaz böyle bir şey. Onlar birbirine dayanıyor. Orada melekler üzerinden konuşmuştuk bunu. Burada da Üstad Hazretleri haşir akidesini Kur'an'a ve nübüvvete bağlıyor. Kur'an'a inanıyor musun? Mucizeliğini kabul ediyor musun? İçindeki hakikatlerin doğruluğuna kanaatin var mı? Var. O zaman haşir dinleyeceksin kardeşim. Çünkü Kur'an zaten haşirden bahsediyor. Dört büyük konusundan bir tanesi bu. Neydi? Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet Kur'an'ın esas dört konusu. En çok işlenen konular Kur'an'da bu dördüdür. Tevhid, nübüvvet, haşir, adalet. Şimdi bu mevzu böyleyken İslam haşirle, öldükten sonra dirilmeye imanla bu derece örülmüşken, ya Müslümanım ama ölümden sonra bir yaşam olduğunu inanmıyorum. Böyle bir şey olamaz. Peygamber'e inanıyorum ama aleyhissalatü vesselam, ya öldükten sonra dirilme de bana çok böyle ütopik geliyor. Olamaz böyle bir şey. O zaman sen peygambere yalancı dedin aleyhissalatü vesselam. Yani haşa sümme haşa. Kur'an'a yalancı dedin sen haşa sümme haşa. Bunlar oraya çıkar. O yüzden biz inanıyoruz ki imanımızdan bir tanesi çekilse bütün din çöker. Bugün çökmezse yarın çöker. Çünkü o altından taşı çektin sen artık. O yanlış batıl tefekkürü soktun sen artık oraya. O batıl tefekkür kanserli bir hücre gibi büyümeye devam eder. Bütün akideyi gün gelir yutar. O yüzden işte yaşadığımız güncel örnekleri var. Adam küçük bir meselede önce arızayla başlıyor. Ondan sonra bir bakıyorsunuz en son vardığı noktada ben deistim diyor yani. Ya da ben ateist oldum diyor. Niye? O küçük mevzuyu çözemedi ya. O arıza onda kaldı. O çatlak büyümeye başladı her adımında. Nasıl böyle ben bir keresinde böyle BMC minibüsler vardı. Ceylan eski. Onlarla Sivaslar arasında yolculuk ediyorum. Öndeki otobüs çakıl taşı fırlattı. Yeni döşemişler taşları. Yani çakıl taşlarını yeni dökmüşler şeye, asfalta. Öndeki otobüs taşı fırlattı, bizim camı kırdı. Yani bir tarafını kırdı. Bir tarafını da çatlattı böyle. Yani benim olduğum tarafı. Adam bana dedi ki o camı tut.
Ben ön koltuktaydım. Yaşlı bir şoförü vardı. Hatırlamıyorum ismi neydi. Dedi ki o camı tut. Niye dedim? Dedi o çatlak şimdi biz gittikçe büyür yolda. Hakikaten de şimdi ben o camın şeyi tarafını tutuyorum. Orada kasko pulları falan filan var. Onun için tutturuyor zaten. Araba ilerledikçe o çatlak çıtı çıtı böyle ilerliyor böyle. Yukarı doğru çıkıyor. Bunun gibi veya işte buzun üstünde yürüyenler bilirler. Yani bir çatlak olduğu zaman çatlak gitmeye başlıyor. Siz yürüdükçe çatır 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 çatır, çatır, çatır ilerliyor falan böyle. Akidedeki bir sorun da mutlaka ilerler. Orada kalmaz. İşte Yaşar Nuri Öztürk öldü gitti. Önce nereden başladı? Ya işte bu namazın vakitleri şöyle böyle. İşte hac mecbur değil. Kurban bayramı zamanı gitmeye gerek yok. Ne zaman gitsek olur hac falan filan. Böyle tuhaf tuhaf şeylerle başladı. Adam en son deistim diyerek öldü. Allah cümlemizi korusun böyle şeylerden. O yüzden biz akidemizde taviz veremeyiz. Akidemizden bir taşı çekmek binamızı yıkar. İslam böyle bir bütünlüktür. Böyle bir sistemliliktir yani. Bu İslam'ın kemalidir aslında. Tutarlılığıdır. Akidesinin her bir parçası, hukukunun her bir parçası birbirine tutunmuştur yani, sarılmıştır. Elhamdülillah. Böyle bir dinin müntesibi olduğumuz için de elhamdülillah. Sakın zannetme. Tebdili memleket delilleri, yani memleketin değişeceğinin delilleri bu 12 surete münhasırdır. Yani bu 12 yönden gördüğümüz delillerden ibaret sanma. 12 yüzden ibaret sanma. Bunun daha farklı yönleri de var. Belki had ve hesaba gelmez emareler, deliller var ki şu kararsız mütegayir, yani dönüşen. Mütegayir ne demekmiş? Buraya bakalım. Değişen, dönüşen, evet aynı mana. Memleket zevalsiz, yok olmayan, müstekar, kalıcı bir memlekete tahvil edilecektir. Hem had ve hesaba gelmez işaretler, alametler var ki bu ahali şu muvakkat misafirhanelerden alınacak, saltanatın makarı daimisine gönderilecek. Şimdi makarı daimi zaten payitaht, başkent, geçmiş derslerde de konuştuk. Yani sultan buradan alacak, onları payitahtına, başkentine, saltanatının merkezine götürecek diyor. Burada şurası çok önemli. Şimdi bir ayet-i kerimeyle başladık. O ayet-i kerimelerin gösterdiği perspektifle okumalar yaptık. Birçok deliller çıkardı Bediüzzaman Hazretleri aynı bağlamda. Ama o da bak kendi şeyini hapsetmedi. Dedi ki bundan ibaret değil. Daha fazlası da var. Tefekkür edersen, düşünürsen, çalışırsan önü açık bu işin. Bu bana çok kıymetli geliyor. Bir kere bizim Kur'an'la muhatabiyetimizde bir, ne diyelim, zenginlik katıyor, bir level atlatıyor bize. Ne demek? Ayetlere baktığımız zaman ayetin anlattığı sadece kuru bir mealden ibaret değil. Bunu önce, bak bunu fark ettiriyor. Biz hep söylüyoruz ilk dersimizden bu derse kadar, ilk okuduğumuz ayetten buraya kadar hep tekrar ettik bunu. Mükerrer defalar söyledik. Meal zaten ayet-i kerimenin kendisi değildir. Mealcinin anladığıdır. O da anladığında aktarabildiği kadardır yani. Suyunun suyunun suyudur meal. Kur'an'ın kendisi değildir. Kur'an'ın kendisi çok daha aşkın bir şeydir. Çok daha üstün bir şeydir. Kelamullah'tır ya, Allah'ın kelamıdır yani, insan sözüyle bir olur mu? Meal insan sözüdür. Mealcinin sözüdür. Yani şöyle böyle ne söylenmiş, bir kaba taslak bilgi oluşturmak için okunabilir. Ama ayetin kendisi yerine konması yanlıştır. İşte bir sebebi de burada gözüküyor. Bakınız o ayet nasıl bakış açısı verdi. Ama ona öyle bakınca o bakış açısını verdi. Bu kadar metin yazıldı şimdiye kadar ve devam ediyoruz. 100 sayfaya varacağız neredeyse söz basımın mizampaşına, sayfa tasarımına göre. Bu Haşir Risalesi 100 sayfayı bulacak. Hepsi o ayetten geliyor olacak. Mealde bu var mıydı? Mealin toplamı 2 satırdı zaten. Metni Allah kelamı olarak görüyorsak eğer,
bunun bizi götüreceği yer, o varmamız gereken yer, onu ondan alınacaklar bitmeyecek şekilde okumaktır. Onu ondan alınacaklar bitmeyecek şekilde okumaktır. Çünkü Cenab-ı Hak sonsuz, ilmi sonsuz, iradesi sonsuz, kudreti sonsuz, kelamında söyledikleri de sonsuz. Bakınız, biz bir musafın içinde sınırlı sayıda kelam görüyor olabiliriz. Ama bu sınırlılık bizim sınırlılığımızla ilgili. Yoksa o kelamın potansiyeli, la teşbih ve la temsil, böyle kelimeleri mevzu zihnimize yaklaştırmak için kullanıyoruz. Cenab-ı Hakk'ın affına sığınarak. O metnin potansiyeli aslında sonsuzluktur. Ondan, bakınız, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bugüne kaç tane müfessir geçmiş, kaç tane tefsir yazılmış, bu tefsirlerin başka başka türleri var, dirayet tefsirleri var, rivayet tefsirleri var, işari tefsirler var, bilimsel tefsirler var, 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 var. Bakınız, bitmiyor Kur'an'dan alınacaklar. Hatta Üstad Hazretleri'nin meşhur sözü, zaman ihtiyarladıkça Kur'an geçleşiyor, rumuzları tavazuh ediyor diyor. Hani bazı söylediklerini biz diyor yeni yeni daha şey anlıyoruz. Elbette bunlar akideyle ya da ibadetlerle ilgili şeyler değil. Ama mesela fizikle, kimyayla, biyolojiyle, şunlarla bunlarla, astronomiyle ilgili Kur'an'daki atıfları bugünkü bilgimizle ha demek ondan böyle demiş diyoruz. Söz gelimi. Cenab-ı Hak bir ayetinde buyuruyor ki sizi tekrar parmak uçlarına kadar yaratmaya kadirdir. Kısa bir mealiyle böyle buyuruyor. Yine haşir delili olarak. Bugün bilim adamları diyorlar ki bize, tabi bugün değil, o 1900 kaçlarda, 60'larda, 70'lerde herhalde parmak izi olayı çıkıyor. İkiz kardeşlerin bile, bakın, genetikleri aynı. Tek yumurta ikizleri. Yani ilk hücreleri aynı. O hücrelerin bölünmesinden iki ayrı kardeş oluşuyor. Onların bile parmak izleri aynı değil. Bak, Cenab-ı Hak orada ne diyor? Parmak izlerinize kadar sizi yaratabiliriz diyor. Biz şimdi eski bilgimizle bu ayeti nasıl anlıyorduk? Ha, yani parmak ucuları biraz daha ince ya, zordur yaratması falan. Acaba Cenab-ı Hak ona mı işaret ediyor? Belki böyle anlıyorduk yani. Yani insanın en ince tarafı diye düşünüyorduk. Bir ölçüllük var falan. Ama bu bilgiyi aldıktan sonra farkına vardık ki ya parmak izi insanın kişisel kimliği gibi. Yani onu da yapabileceğiz, yapacağız, yaparız diyen kudret demek istiyor ki orayı bile ben hıfz ediyorum. Oraya kadar bütün detaylara hakimim. Tekrar da yaratırım. Onların farklı olduğunu zaten biliyorum. Bak, sana ima ettim. Onlarda bir başkalık var, bir mucizelik var. Zaten Kur'an'da üzerine yemin edilen şeyler olsun veya başka vesilelerle anılan şeyler olsun. Mesela deveye bakmazlar mı? Veya işte sivrisineğin örnek verilmesi. Veya başkaca hayvanlar ya da bitkiler. Onların söylenmesinin sebebi onlar da büyük mucizeler olması. Yani Cenab-ı Hak diyor ki bunlara daha ince bak. Ben burada kelamımda ona yer veriyorum. Bu sana bir şeyler düşünsün. Deveye bir incele bakalım. Devede ne mucizeler var? İnciri, zeytini bir incele bakalım. Bunda ne sırlar var? Kur'an'ın bir şeyden bahsetmesi veya Cenab-ı Hakk'ın onun üzerine yemin etmesi, işte incirin ve zeytin üzerine mesela yemin var. Bunlar bize onlara daha dikkatli bakmamıza dair emirlerdir aynı zamanda arkadaşlar. Onların mucizeliğine işaretlerdir. Demek ki buraya nasıl geldik? Başımı kaçırdım. Şöyle söyleyelim o zaman, şöyle bir yerden toparlayalım. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden alacaklarımız asla bitmeyecek. Bitiren kendini bitirir. Bitiren kendine bitirmiştir yani. O hazine asla söyleyeceklerini bitirmeyecek. Meal düzeyine indirgeyip anlamak bu noktada sorunlu. Tefsir düzeyi daha bilinçli, sorumlu, böylesi yeni okumalara açık olduğundan daha faydalı. Elbette ehli sünnet usulü içinde. Bunu unutmayalım yani. Kur'an mealden çok daha başka bir şeydir. Çok daha zengin bir şeydir. Çok daha üstün bir şeydir. Çünkü kelamın kendisi kelamullah'tır.
Meal insan sözüdür. Evet. Bahusus gel sana 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir burhan daha göstereceğim. 12 suret kuvvetinden daha kuvvetli bir burhan. Burhan sağlam delil gibi bir manası var galiba. Burada ne? Güçlü ve sarsılmaz delil diye verilmiş. Evet doğru. Biz de böyle anlıyoruz. İşte gel bak. Şimdi okuyacağımız burhan delil 12 suretten daha kuvvetliymiş. Acaba nasıl? Anlamaya çalışalım. İşte gel bak. Şu uzaktaki görünen cemaat-i azime içinde, yani büyük bir cemaat içinde, evvel adada gördüğümüz büyük nişan sahibi Yaver-i Ekrem bir tebliğatta bulunuyor. Yaver-i Ekrem ne demekti? Kerem sahibi, yardımcı gibi bir şey. Bakalım manası neymişti? Çok değerli, yüksek rütbeli memur olarak verilmiş burada. Yaver yardımcı gibi biliyorum ben. Ekrem de yani kerem sahibi, cömert, faziletli yaver gibi anlayabiliriz. O parlak yaveri Ekrem, mesela askerlerin yaverleri olur. Komutanın yaveri derler mesela. O parlak yaveri Ekrem, bak o yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı ahaliye bildiriyor ve diyor ki, elbette buradan yaveri Ekrem'den murat, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yani onun peygamberliği burada ifade ediliyor. O yüksekte talik edilmiş ferman-ı azamı, ferman-ı azam da Kur'an-ı Kerim, ahaliye bildiriyor ve diyor ki, hazırlanınız, hazırlanınız, başka daimi bir memlekete gideceksiniz. Öyle bir memleket ki, bu memleket ona nispeten bir zindan hükmündedir. İşte o hadis-i şerife bir atıf. Padişahımızın makar-ı saltanatına, yani saltanatının merkezine, payitahtına, başkentine, ana ülkesine diyelim, gidip merhametine, ihsanlarına mazhar olacaksınız. Eğer güzelce bu fermanı dinleyip itaat etseniz, yoksa isyan edip dinlemezseniz, müthiş zindanlara atılacaksınız gibi tebliğatta bulunuyor. Kur'an'ın mesajının özeti bu paragrafta var. Kur'an bize neyi bildiriyor? Cenab-ı Hak bizi boşuna yaratmadı. Burada sınanıyoruz. Onun emirlerine, şeriatına ittiba edersek, ona tevekkül edersek, o zaman bizi asıl memleketinin cennet köşklerine götürecek. Yok, isyan edersek, uymazsak, o zaman da cehennem zindanlarına atacak. İslam bize bunu söylüyor. Şimdi bugünlerde böyle bir dinler arası diyalog şeyi, bir panteizm rüzgarı esmekte. Kimse kıyıp kafirleri cehenneme gönderemez oldu. Rahat olalım arkadaşlar, kafirlerin cehennemlik olduğu hem Kur'an'da hem sünnette sabit yani. Acaba denilecek bir durum yok. Ya onlar da şunu yapmış, bunu yapmış. İyi de şunu yapmış, bunu yapmış, o bize göre kıymetli. Cenab-ı Hakk'ın ona kıymet verdiğine malum. İşte Edison ampulü yapmış, ya şimdi bu adam bu kadar faydalı bir iş yapmış, cehennemde mi yanacak? Ya Allah'ın katında ampulün kıymeti ne ki? Yani bu ampulü yapmakla Cenab-ı Hakk'ı neye mecbur edebilir? Cenab-ı Hak haşa sümme haşa, aydınlık mı bilmiyordu, elektrik mi bilmiyordu? Veya o ampul haşa sümme haşa, Cenab-ı Hakk'a bir göremediği alanı mı gördürdü? Ya bunlar bizimle ilgili meseleler arkadaşlar. Bak o karışıklığı çok yaşıyoruz. Biz haşa sümme haşa Allah değiliz. Dinin hiyerarşisi de bize göre belirlenmez. Bunu hep hatırımızda tutalım. Din diye bir şeye inanıyoruz. Bu dinin sahibi Allah diyoruz. Bu Allah diyoruz kainatı tesbih tanesi gibi çeviriyor. E ondan sonra ya bu Einstein nasıl cehenneme gidecek? Bu Edison nasıl cehenneme gidecek? Bunlar bu kadar faydalı işler yaptı. O faydalı işler sana göre faydalı işler. Yoksa dünyayı döndüren işler değil ki. Ampul milyonlarca yıldır yoktu. Ne oldu yani, dünya dönmeyi mi bıraktı ampul yokken? İnsanlar yaşamayı mı bıraktı? Balıklar yüzmeyi mi bıraktı? Kuşlar uçmayı mı bıraktı? Einstein'ın bilmem görelilik teorisi veya işte izafiyet teorisi veya başka bir şey. Şimdi Einstein onları bulana kadar
ne oluyordu? Olmuyor muydu yani? Kainat dönmüyor muydu yani? Yaratılış olmuyor muydu yani? Çark işlemiyor muydu yani? Bunlar bizim kendi değer hiyerarşimizde üstte olan şeyler. Allah'ın hiyerarşisinde bunların üstte olduğuna dair bizde bir vahiy, sünnette bir delil var mı? Yok. Ampulün bulunması cennette 5 tane köşk, yani böyle bir hadis mi var? İşte görevlilik kuramını bulan işte şöyle şöyle mükafatlara mazhar olacak ahirette. Böyle bir haber mi var bize gelen? Yok. O zaman biz niye bu kadar kasılıyoruz? İşte algı bozulması. Seküler ilimler, bilimler bize yeni bir dünya algısı yüklediler. Bu algı bilimin yaptığı her şeyi çok yüceltiyor, çok yukarılara kaldırıyor. Hatta neredeyse bütün insanlığı ona borçlu çıkarıyor yani. Batıya, özellikle Avrupa'ya borçlu çıkarıyor. Biz de bu eziklik içinde her şeyimizi onlara göre tevil ediyoruz. Ya mantıklı değil bu arkadaşlar, mantıklı değil. Ya, Avrupa medeniyeti, medeniyet, M'sini kaldır, edeniyet. O deniyetin dünyaya verdiği zarar faydasından çok çok fazla. Bak, sömürge sistemi ayrı bir zarardı. Tüketimi ayrı bir zarar, alıştırdığı israf ayrı bir zarar, insanlara bulaştırdığı teknolojik felaketler de diyebiliriz bunlara. Mesela işte bu internet şu bu falan, evet faydası da var ama yani insanlığı o kadar serkeşleştirdi ki bunlarla, o kadar geçici olana konsantre etti ki bunlarla, o anlamda verdiği zarar maneviyata, insanlığa, ahlaka, Batı medeniyetinin, Batı deniyetinin verdiği zarar faydasından çok çok fazla. Faydası çok az kalıyor bunun yanında. Ama işte sureti güzel, içi cehennem. O ahir zamanda Deccal'in cennet suretinde cehennemler olacak deniyor ya. İşte onun şeyi, misali, kapılıp gidiyoruz. Adamlar ne yapmış, adamlar ne güzel etmiş. Tamam, teknolojisinde bir şey demiyoruz. İşe yarıyor. Ama bak, sonuçları da iyi gelmiyor. İşte yeni bir kitap okudum. Onda diyor ki bu endüstri bu şekilde devam edemez diyor bak. Hani bu endüstri sistemi geldiği düzende devam edemez diyor. Bunu diyor bilim adamları kestiriyor. Bu şekilde tüketerek, bu şekilde harcayarak, yakarak, israf ederek, üreterek, hatta yani bu şekilde, bu hızda, bu çoğunlukta üreterek, kaynakları tüketerek bu düzen devam edemez diyorlar. Bunun bir sınırı olmalı. Bir yerde bu durmalı ve duracaktır da diyorlar yani. Bu işte Batı deniyetinin, sanayi inkılabının falan oluşturduğu düzen, bu düzen kendini boğacak bir düzen. Kaynaklarını tüketecek bir düzen. Kimi sarsıntılar olmuş ama bunları aşmış kimi çözümlerle. İşte kendi kaynakları tükenince gitmiş, başkalarını sömürmüş falan filan. Ama illa bir yerde takılacak. Bu araba da hep böyle gitmeyecek. O yüzden hiç tereddüt etmeyelim. Buradaki şey doğru. Cenab-ı Hakk'ın kıymet verdiği şey kıymetlidir. Yoksa bizim dünyaya saldığımız karbon gazı, bilmem şu bu, bunlar iyi bir şey değil zaten. Özünde de iyi bir şey değil ama Cenab-ı Hakk'ın katında da kıymetli olmak zorunda değil. Cenab-ı Hak ne diyor? Kurbandaki mesela, o kurbanla ilgili ayetteki ifadeyi hatırlayalım kısa bir mealiyle. Allah'a ulaşacak etleri ve kanları değil ki onların diyor. Sizin ihlasınız. Yani Allah ete mi muhtaç, kana mı muhtaç, posta mı muhtaç, boynuza mı muhtaç, paçaya, kelleye mi muhtaç? Haşa, hiçbirine muhtaç değil. O yemekten içmekten münezzeh. Sizin onu yapmaktaki ihlasınıza değer veriyor. O zaman mevzu ihlas demek ki. Ampule mampule ne takılıyorsun sen? Evet. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki, yani mucizevi bir turra var ki, şimdi hiçbir veçh ile, hiçbir yönden kabili taklit değil. Yani taklit edilemez bir şey var üzerinde. Turra, mühür. Senin gibi sersemlerden başka herkes o ferman, padişahın ferman olduğunu kat iyi bilir.
Ve o parlak yaver-i ekremde öyle nişanlar var ki, senin gibi körlerden başka herkes, o zadı padişahın pek doğru tercümanı evamiri olduğunu yakinen anlar. Yani onun emirlerinin tercümanı olduğunu herkes anlar diyor. O parlak yaver-i ekremdeki nişanlara baktığı zaman. O nişanlardan mucizelerini de anlayabiliriz Efendimizin, ahlakını da anlayabiliriz Efendimizin, şeriatını, şeriat-ı Muhammediye'yi, oradaki hükümleri de anlayabiliriz. Yukarıda ise Kur'an'ın taklit edilmezliği, mucizeliği anıldı. İkisi de bizim için önemli. İkisi de bu dinin parçaları. Bakın aşağıdaki sünnete bakıyor, üstteki Kur'an'a bakıyor. Kur'an ve sünnetin birbirinden ayrılmazlığı burada gözüküyor. Eğer Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ismet sahibi olmazsa, hayatıyla istikamet sahibi olmazsa, o zaman vahiy de şüphe edilir hale gelir. Yani peygamberin hayatında hatasızlık olmazsa, bir insan sorabilir ki ya, madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hatasız değil, o zaman Kur'an'ı anlatırken de hata yapmış olabilir. Hadi bakalım. Hadi bu soruya cevap ver. Yani Peygamber Efendimizin ismeti vahyin kirlenmemesinin lazımıdır. Üzerine şüphe düşmemesinin, toz gelmemesinin lazımıdır. Efendimizin hayatı ismetli olduğuna göre, o hayat korunmuş olduğuna göre, içimizde başka hayatı korunmuş olan var mı? Yok. O zaman onun hayatı en güzel hayattır. Örnek alınacak en önemli hayattır. Çünkü Kur'an adına hıfzedilmiştir. Bak, Kur'an adına korunmuş tek hayat, peygamber hayatı. Bu hayatı örnek almayacaksın da, dinin parçası saymayacaksın da, neyi parçası sayacaksın yani? Hangi hayatı referans alacaksın yani? Bizim yaşarken bir referansa ihtiyacımız yok mu? Hepimiz buna ihtiyaç duyuyoruz. Sadece teoriden öğrenemiyoruz. Bize pratik de gerekiyor değil mi? Bir meslek edinmek için okulunu okumak yetmiyor. Bir de gidiyorsun staj yapıyorsun. Bazen hatta staj teorinin de önüne geçiyor. Yani iş asıl sahada öğrenmiş olmak daha kıymetli oluyor. Çoğu meslekte böyledir. Burada da aynı düzeni düşünelim. Bize Kur'an yeter. Ya nasıl yeter? Kur'an'da namaz var, nasıl kılınacağı yok. Ne yapacaksın? Avuda mı kalkacaksın? Ters parende mi atacaksın? Tek kolunda şınav mı çekeceksin? Nasıl namaz oluyor? Neyle namaz oluyor? Bilmen lazım. Daha bunun gibi yani o kadar çok şey var ki Kur'an'da. Oruç var. Orucun şartları. Ne oruç oluyor? Oruçta sigara içilir mi? Oruçta şu olur mu, bu olur mu? 40 tane soru soruyoruz değil mi? Bu olur mu, şu olur mu? Yani bunun çerçevesi ne? Bir şeyler çerçevesiyle var olur. Yasakları olur ki içi de olsun. Yani helalleri de olsun. Haramlar olur ki helalleri de olsun. Dışı olur ki içi de olsun. Dışı olmayan şeyin içi olmaz. Elbette bu dinin de bir içi dışı var. En geniş alanda. Yani bir tekfir alanı var. Bir İslam alanı var, iman alanı var. İnanılacaklar ve inanılmayacaklar var. Bir de bunun içinde amellerin de mesela aynı perspektif, aynı kanunun iz düşümü olarak düşünün arkadaşlar. İbadetlerin de şartları var. Orucun şartları var. Şunu yaparsan olur, bunu yaparsan olmaz. Namazın şartları var. Şunu yaparsan olur, bunu yaparsan olmaz. Nasıl ki akidede inanacaklarımız, inanmayacaklarımız var. Mesela la ilahe illallah diyoruz. Önce Allah'tan başka ilah yoktur diyoruz. Sonra Allah'tan başka diyoruz. Başka ilah yoktur, Allah'tan gayrı diyoruz. Önce başka ilah yoktur'u kabul ediyoruz. Sonra Allah vardır diyoruz sadece. Dış iç, ikisi beraber. Öyle düşünün. İbadetlerde de bize böyle gelmiş, akidede de böyle gelmiş. İşte bize bu dış iç bilgisini bir Kur'an öğretiyor, iki sünnet öğretiyor. Yani Kur'an'ın öğrettiği bilgi bizi zaten sünneti adres olarak gösteriyor, yönlendiriyor. Cenab-ı Hak buyuruyor, Allah'a itaat edin, Resulüne de itaat edin. Bana itaat edin, Resulüne de itaat edin. Aralarında bir şey olduğunda sana gelsinler diyor mesela. Böyle bir sürü emir var Kur'an'da ama tabii bu arkadaşların böyle Kur'an'ı da anlamak gibi bir dertleri olmadığı için asıl dertleri
Kur'an'ı hevalarına uydurmak, kafalarına göre yeni bir din oluşturmak olduğu için tabi sallapati her şeyi saldırıyorlar, yıkıyorlar, dağıtıyorlar. Burada da görüyoruz ki bakın bu ikisi nasıl bir bütün. Sen de görüyorsun ki o ferman-ı azamda öyle icazkar bir turra var ki hiçbir veş ile kabili taklit değil. Senin gibi sersemlerden başka herkes o fermanın, padişahın fermanı olduğunu kat'i bilir. Arkadaşlar bu bahsin incesini Mucizat-ı Kur'aniye Risalesi'nde okuyacağız inşallah. Kur'an'ın mucizevi yanları, taklit edilmez yanları, insan yapamayan yanları, onları o Risale'nin tefekküründe inşallah anlamaya çalışacağız çapımız yettiğince. Burayı oraya borçlanarak devam edelim. Ve o parlak yaver ekremde öyle nişanlar var ki senin gibi körlerden başka herkes o zatı padişahın pek doğru tercüman-ı evamiri, emirlerinin tercümanı olduğunu yakinen anlar. Acaba o yaver-i ekrem, o ferman-ı azamla beraber, bütün kuvvetiyle dava edip tebliğ ettikleri şu tebdil-i memleket meselesi, yani memleketin değişmesi meselesi, hiç kabil midir ki itiraz kabul etsin? Evet, kabil değil. İlla ki bütün bu gördüğümüz her şeyi inkar edesin. Yani kainatı inkar etmeyen adam ahireti inkar edemez. Çünkü kainat ahireti gösteriyor. Nasıl ki o 12 surette bunu konuştuk, tefekkür ettik. Kainata bakıyoruz. Bakın ayet-i kerimeye geri döndük. En başa döndük. Ayet-i kerime ne diyordu? Bahara bak. Haşre iman et. Kainata bakıyoruz. Haşre bir sürü delil buluyoruz. O zaman haşri inkar etmek neye bağlı? Ancak kainata inanmamaya bağlı. Bu her şey yoktur. Her şey hayaldir falan filan. Böyle bir şeye kapılırsan ancak haşre iman etmeyebilirsin. Bir dalalet olarak bu senden alınabilir belki. Ama onun dışında gerçekliği kabul ettikten sonra bu dünyadaki ahiret de mutlaka onun tamamlayıcısı olarak akla, mantığa, zekaya uygun olarak geliyor. Şimdi ey arkadaş söz senindir söyle. Ne diyorsan de. Ben ne diyeceğim? Daha buna karşı bir şey denilebilir mi? Gündüz ortasında güneşe karşı söz söylenebilir mi? Yalnız derim ki elhamdülillah. 100.000 defa şükür olsun ki vehim ve heva tahakkümünden, nefis ve heves esaretinden kurtulup, hapis ve zindandan halas oldum. Bak, vehim ve heva tahakkümünden. Vehim, olmayan bir şeyi var farz etmek. Heva, kabiliyet ve duyguların nefsin yasak ve arzu isteklerinin emrine verme. Demekmiş. Yani, nasıl arzuluyorsan alemi o şekle sokmaya çalışma. Vehim ve heva tahakkümünden, bunlar demek ki insana bir tahakküm uyguluyor, baskı yapıyorlar. Nefis ve heves esaretinden, nefis zaten biliyoruz az çok, insanın kısa vadeli menfaatlerini tanıyan yanı, arzularının merkezi, bedeni arzularının merkezi, bu dünyadaki varlığına bakan yanı. Heves neymiş? Yine arzu gibi bir şey ama gelip geçici arzu ve istekler demekmiş heveste. Nefis ve heves esaretinden kurtulup daimi hapis ve zindandan halas olduğum cehennemden kurtuluş neyle oluyor o zaman? İnsanın nefis ve hevesinden ve vehim ve hevasından kurtulmasıyla. Bizde bizi esir alan yanlardan kurtulmamızla. Bizi bu dünyaya boğan, boğduran yanlarımızdan kurtulmamızla ancak cehennem hapisinden, hem bu dünyadaki hapisten, manevi hapisten, hem de cehennemden kurtulmanın yolu orada. Ve inandım ki bu karma karışık, kararsız misafirhanelerden başka ve kurbu şahanede, yani Cenab-ı Hakk'ın yakınlığında, onun huzurunda bir diyar-ı saadet vardır. Biz de ona namzediz. İşte haşir ve ahiretten kinaye ve ibaret olan şu hikaye-i temsiliye burada tamam oldu. Elhamdülillah. Şimdi tevfik-i ilahi ile, Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla, muvaffak etmesiyle hakikati ulyaya, yüce hakikatlere geçeceğiz. Hakikati ulya, yanlış bilmiyorum inşallah.
yüce gerçek. Evet, doğruymuş. Tevfik-i ilahi ile hakikat-i ulyaya geçeceğiz. Geçmiş 12 surete mukabil 12 mütesanit hakikat ile bir mukaddime beyan edeceğiz. Arkadaşlar, vaktimiz birkaç dakika kaldı. Şu nefis ve heva mevzuna biraz döneyim, üzerine bir parça konuşayım. Tam bir saat onunla doldurmuş olayım. Çünkü konuşmak gereken bir mesele. Şimdi insanın özgürlük tanımı onun hayat tanımıyla yakından ilintilidir. Neye hayat diyoruz? Hayat dediğimiz şey bu dünyadaki varlığımızın devamından ibaretse, o zaman o hayata göre özgürlük tanımımız da şu oluyor. Bu dünyevi varlığımızın devamı anlamındaki hiçbir sınıra sahip olmayışımız. Yani o sınırları kaldırmak. Bu dünyada yaşanacak ne varsa hepsini yaşamış olmak. Böyle bir özgürlük tanımı oluşuyor o zaman insanın dünyasında. Bu özgürlük tanımı dünyaya münhasır olduğu için arkadaşlar ister istemez bir esaret. Bakın, onlar seküler insanlar, dünyevi insanlar, fasıklar ve kafirler diyelim, hep bizimkine esaret diye anlatıyorlar. Din esarettir, iman esarettir, İslam esarettir falan filan. Kadınlar, tesettür kadınlar için esarettir falan. Bu onların dünya algısıyla ilgili. Ama eğer siz cennet diye bir şeye iman ediyorsanız, buradaki varlığımızı arizi, geçici, 3-5 günlük bir imtihan süreci olarak tanımlıyorsanız, o zaman sizin özgürlük tanımınız şöyle oluyor. Buradaki bazı şeylerde kendimi sınırlamalıyım. Çünkü gideceğim bir yer var. Hani mesela varacağınız bir yer varsa, yolculuğu esas almıyorsanız, varacağınız yere göre yolculukta az para harcarsınız. Gideceğim yerde o para bana lazım olacak diye düşünürsünüz mesela. Ama gideceğiniz yeri düşünmezseniz yolda bütün paranızı harcarsınız. Gittiğiniz yerde de mağdur olursunuz ki bunu temsil olarak kullanan bir küçük sözü de okuduk daha önce. Bunun gibi de işte iki özgürlük tanımı arasında sıkışmış bir insan var. İnsanın arzi yanları var, ruhi yanları var, semavi yanları var, gaybi yanları var. Oradan da haberdar. Bu vehim ve heva, nefis ve heves, bunlar bizi bu dünyaya münhasır kılıyor. Bunların esareti böyle bir esaret. Diyor ki düşünme ya, diyor, öteki dünyayı falan vur patlasın, çal oynasın diyor. Üç günlük dünya diyor, sen diyor keyfine bak. Bak, bu esaret. Niye buna ben münhasır olayım ki? Mesela kadınların tesettürüne esaret diyorlar arkadaşlar. Kadınlar İslam'da esir alınmıştır, evlere hapsedilmiştir. İşte giysilere hapsedilmiştir falan filan. Saçları başörtüsüne hapsedilmiştir. Yüzleri peçeye hapsedilmiştir. Da arkadaşım, bu hapsediş sana göre, senin değerlerine göre hapsediş. Ama eğer bunun karşılığı başka bir yerde alınacak bir hürriyetse, o zaman o hapsediş bir tedbire dönüşür. Ne demek istiyorum? Bugün bakın arkadaşlar, hepimiz dışarıya çıkarken maske takıyoruz değil mi? Bundan 1,5 yıl önce bizi dövselerdi böyle maske takamazdık. Ben ilk maske takanları gördüğüm zaman daha mecbur olmamıştı. Ben dedim dışarı çıkmam hiç, yine de bu maskeyi takmam. Zor geliyor insana, alışık olmadığımız bir şey. Ama ne oldu? Hastalık, Allah şifa versin inşallah, başımızdan alsın bu belayı. Yayıldı, devlet de mecbur etti maskeyi ve maske bedel oldu. Ne oldu? İleride gelecek bir sağlığın bedeli oldu yani. Bunu takacaksın ki ileride sağlık olacak diye. Bak, o zaman hiçbirimize zor gelmedi. Maskeyi taktık, dışarıda çıktık, alıştık yani. Belki 3-5 gün biraz garipsedik, ondan sonra tamam. Şimdi mesela olmayınca arıyoruz, yüzümüz alıştı. Maske yoksa arıyoruz. Bak, anlıyoruz artık. Aa, evet, sağlık için maske lazım, takmak lazım. Demek ki bir karşılığı olacağını düşündüğün zaman asıl maske takmayanlar özgürlüğe zarar veriyor diyorsun. Bak, o zaman o zemine geldin. Diyorsun ki maske takmadığın zaman sen bizim işte hakkımıza giriyorsun, bize zarar veriyorsun.
Peki onu yapan Hakk'a giriyor. Bunu tayin ettim bak. Yahu örtmesi gereken yerini örtmeyen birisi. Bizim de gözümüz var değil mi? Nefsimiz var. Bize zarar vermiş olmuyor mu? Bizim hakkımıza girmiş olmuyor mu? İslam bunu engellemek için bir emir koyduysa, hem o kişiyi zarardan korumak için hem bizi korumak için. İslam hata mı etmiş oluyor yani? Bizi esaretten mi kurtarıyor, esarete mi alıyor yani? Bunun ilerisinde bir düşünelim ya. İslam bu dünyayı bu dünyada içinde tanımlamıyor ki sadece. İlahiren bu mesele dallandırabilir ama zamanımız kısıtlı olduğu için çok girmiyorum. Oh. İnşallah arkadaşlar bu mevzular konuşuldukça, yani ilerledikçe metnin içinde atıflar yapacağız. Böyle modern zaman sorgulamalarına da gireceğiz. Çünkü lazım, bu zamanda ihtiyaç, özgüvenle konuşmak, durduğumuz zemine güvenmek hepimizin lazımı. İnşallah Cenab-ı Hak akide metinlerimiz sayesinde kalbimizdeki imanı kavileştirsin. Biz de o kavi iman sayesinde kavi kavi yere basıp kavi kavi konuşabilelim. Cenab-ı Hak bize bunu lütfu ihsan eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.